Açmıyor işte, açmıyor. Hamilesin. Ya dur Faruk, öyle heveslenme hemen. Belki dış gebelik falandır. Hay Allah'ım, inşallah Hakan Bey oradadır. Hamilesin. Hamile miyim acaba ya? Ha? Dur sevinmeyelim ne olursun. Tamam, bir 5 dakika daha sakin duralım. Hı? Kim? Açma, açma sakın. Annen arıyor. Dur, bir haber verseydik, onlar da sevinseydik. Sakın söyleme, ne yapıyorsun Faruk? Söyleme sakın. Kanında bir şey varmış de. Ne bileyim, tansiyonu falan oynuyormuş. Kanı çekilmiş, bir şey soruyor. Ben hazır değilim daha, hazır değilim. Ne olur sen. Efendim? Faruk, nasıl, iyi mi? Nasıl oldu Süreyya? İyi, iyi anne, gayet iyi. Bir sorun yok. Şimdi testler falan yapılıyor. Düşmüş. Kanı çekilmiş, değerler düşükmüş. Bir şey yok yani, gayet iyi. Allah'a şükür, tamam. Geçmiş olsun ama sonucu alınca da beni arayın, ben merak ediyorum. Tamam, tamam. İyiymiş. Tamam, kan değerleri düşmüş. İyiymiş, iyiymiş. Ne iyi oldu. Yine gündem değişti sayesinde. Gerilim azaldı. Tam istediğim gibi bir kahvaltı oldu. Burcu kızım, kusura bakma. Özellikle de bu yersiz hengame yüzünden. Murat, anne. Anne. Sen nereye? Hı? Konuşmamız daha bitmedi. Bitti efendim. Olmaz böyle saçma sapan. Hadi gel, biz dışarıda ya konuşalım. Abi konuşacak bir şey yok anne. Bak gideceğiz, Nurgül ablalardan Bade'yi isteyeceğiz. Bu üzerine nokta koyup gidebileceğim bir konu değil. Ben küçük değilim artık. Sen daha okulunu bitirmedin küçük bey. 3 sene 5 karış kafan alalarda dolaştın durdun, ondan sonra öyle bir ehven bölüm buldun kendine. Sen daha rüştünü ispat etmedin. Sen daha sorumluluğunu almadın. Senin daha ayakların adam gibi yere basmıyor. Sen önce kendi sorumluluğunu al da ondan sonra başkasının sorumluluklarını düşün. Anladın mı? Bir daha da. Bir daha da o üslupla benimle konuşmaya kalkma. Yoksa tavrım çok farklı olur. Sen kredini tükettin. Nurgül, odama gel. Görüyorsun değil mi? Okulunu bile bitirmemiş havai çocuktan koca mı olur diyor kadın. Şu halinde bile hala seni düşünüyor. Sen bir de kadına bilen. Ayıp sana, ayıp be. Bir yere kaybolma. Konuşacağız seninle. Çok düşünüyor beni. Nurgül abla da sanıyor ki Esma Hanım bizi kızları gibi görüyor falan. E ne bekliyordunuz ki? Hiç kusura bakma, annem haklı bu sefer, hadi. Ya nesi haklı abi, adam gibi konuyla gel dediniz, erken muamelesi yapıyorsunuz abi. Allah Allah, niye acaba? Daha önce tutumların yüzünden olabilir mi? Ya hiç seninle tartışamayacağım, işe geç kalıyorum. Birine sen okurken çarkı döndürmesi gerekiyor. Ben gideceğim abi, ben hava alacağım. Elimde kalacak ha. Tamam, sakin ol, sakin ol. Ben de Burcu'yu bırakayım, hadi Burcu. Sakin ol. Görüşürüz canım. Fikret. Akşam erken gelirsin herhalde değil mi? Neden? Sordum. Sormadın. Buyurdun. Ne oldu, bir tehdit ettin diye kuzuya mı döndüm ben? Susuyorsam kendini topla diye. Şansını fazla zorlama. Tabii efendim. Hala inlik peşindesin değil mi? İnanmıyor musun korkmadığıma? Ha? Peki gel şöyle düşünelim. Hani o beni konuşmakla tehdit ettiğin 5 para etmez abisi var ya. Şimdi o kız kardeşinin Boranlara gelin geleceğini öğrense mesela. Kimi harcar? Kardeşini mi? Yoksa seni mi? Küçük oyunlar çok fazla bir kadın. İçinde kaybolma, kendini küçültürsün. Yazık. Aşanmadan evlenme hayalleri öyle mi? Küçüğünden altından tarafta ben oluyorum. Hı? Kardeşin hiçbir şey söylemesin. Kim örnek aldı belli. Daha abisi neyi harcadığını görmeyen, bilmeyen bir adam. Abisi şimdiye kadar hiç bu kadar net görmemişti.
Sağ olsun yengesi de her gün altını çiziyor, merak etme. Evet. Bir olay yemeğinin daha sonuna geldik. Kusura bakma, komik olduğundan değil de. Yok yok. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Gülsek mi, alsak? Sen de mi karşısın Badi'ye? Yani gerçi evin hizmetlisiyle... Ben sadece Badi için endişeleniyorum. Yani Murat'ın hislerinin aşık olduğunu emin olmadan onun arkasında duramam, yapamam. Ya Badi kırılgan bir kız, naif bir kız. İncinsin istemiyorum. Çok yaşa. Hep beraber. Peçete falan var mı burada? Süreyya'nın hediyesi değil mi bu? Evet. Burada unutmuşum, eve götürecektim herhalde. Kalmış. Alayım da eve götüreyim, kalmışsın burada. Yazık kitap. Kavga gürültüden ben Fikret'in doğum gününü unuttum. Bugün doğum günüydü ya. Onu ben de unuttum. Kafa kalmadı ki. Ben bir sürpriz doğum günü partisi hazırlayayım diyorum. Herkesi davet edeyim. Siz de gelirseniz. Seve seve. Ama. Ya daha da gerilmesin oradan İpek. Yok. Yani sanmıyorum bir şey olacağını. Fikret için herkes seve seve burada olur bence. Gerçekten siz de gelirseniz çok sevinirim. Yardım lazımsa kalabilirim. Yok. Her şey aklımda zaten benim. O zaman görüşüyoruz akşam. Başladın değil mi? Takipteyim, merak etmeyin. Badi'yle konuş. Bade deme bana. Bana Bade deme. Deme Nurgül. Ben sana dedim ateşle barut yan yana olmaz dedim. Kefilim dedin, ardında duracağım dedin, kızım dedin. Ne oldu şimdi ha? İlk fırsatı gittik, yine hayatta oğlumu. Esma Hanım. Öfkenizi anlıyorum. Haklısınız da. Ama Bade Murat'ı ayartacak bir kız değildir. Aman! Murat'ın ne işi olacak canım evlilikle? Allah Allah! Ayol görmüyor musun sen? Onun derdi gücü beni cezalandırmak. Öyle hevesi geçince hırsın alınca ne olacak? İkiniz de çok iyi biliyorsunuz. İkiniz de, sen de o kız da çok iyi biliyorsunuz ne olacağını. Ya siz, ama bu boşluğu nimet miymiş o belli ki? Yani savurup durma şu kızı bana. Aa! Ayol ikimizi de ayakta uyuttu bu. Sinsi senin zayıf anını beklemiş bu. Sana dedim ama, bu evde tutma bu kızı dedim. Allah bilir o gizli gizli yatağına koynuna girmeye de devam ediyordu kim bilir. Ya bir çocuk peydahlasalardı? Ha? Ha? Bu mu senin kefaletin ha? Bu mu senin kefaletin? Bir kendini bilmez, yerini bilmez kızım diye savunuyorsun bu kızı. Tövbe yarabbim.
Ha bir tane şeyimiz eksik. Gözü yükseklerde hizmetçi gelinimiz eksik. Allah'ım yarabbim sen aklıma mukayyet ol. Bade fırsatçı değildir Esma. Yaşından dolayı cahil ya da hayalperest olabilir ama. Gözünü aç. Hanım abla gözünü aç, gözünü aç. Herkes sende ki yerini bilsin. Bu kızın başından beri niyeti belli. Söyle o fırsatçıya, basmadan kaftan dikilmez efendim. Dikilmez. Dikilirse de elinde sonunda çaput olur. Kimsenin sırtında kalmaz o. Yani söyle, ne bizi gersin ne de kendini üzsün. Hadi. Merak etmeyin. Ben ona haddini bildiririm. Esma Hanım. Tamam ben iyiyim. Hadi ne olur git bak. Esma Hanım bizi görürse zaten delirecek tamam mı? Ortada bu halde bırakıp nasıl gideyim Bade? Murat okulun var zaten gitmen lazım. Gidersem seni buradaki koldan parçalarlar. Bak eğer sen böyle yapmaya devam edersen okulu aksatırsan kimse bize inanmayacak. 7/24 yanımda olamazsın zaten değil mi? Tamam merak etme. Annenle beni karşı karşıya getirmez Nurgül abla tamam mı? Hadi git. Ben onunla bir konuşayım. Ya sakın. Ya daha çok sinirlenirim. Bak sen konuştun Göğüs'e de şimdi sıra bende tamam mı? Lütfen. Hadi git. Emin misin? Hadi eminim lütfen. Bak Nurgül abla gelecek şimdi yine olay çıkacak lütfen. Ne olursa olsun. Seni yıldıramayacak anası o zaman. Söz. Söz Murat söz. Söz. Sen ağzında kuş da tutsan, bu aileye layık bir gelin olamayacaksın. En azından Esma Hanım için. O yüzden üzerimde biraz hakkım varsa. Diyorsan ki bana analık ettin. Bu evlilik fikrini kafandan silip atacaksın. Yoksa beni sil Bade. Ama Allah. Aması yok kızım. Aması yok. Bu işin oluru yok. Ben hayatımda işitmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bundan ötesine benim gücüm yok anlıyor musun? Yok. O yüzden bu konu burada kapandı bitti Bade. Bitti. Nesi doğru oğlum? Nesi doğru? Kızı gaza getirdiniz bakın ne hale geldik. Ya Mustafa abi Allah aşkına aşk kazanırsa fena mı olur abi ya? Abi ardında durmayalım mı biz bu kızın? Bu kızın bizden başka kimsesi yok ki Mustafa abi. Biz de mezelim bu kızcağızı. Bak geliyor Nurgül abla şşş. Aman susun. Abla ben bu şeyi yapayım mı? Thank you.
Murat'la bir konuşup bari. Abla, Nurgül. Abla. Nurgül. Nurgül. Dur, ben tansiyon aletine getireyim. Nurgül, iyi misin Nurgül? Nurgül. Bari tamam kızım, sen odana git. Hadi yap. Tamam Nurgül. Tamam. Hadi şuraya geç. Görmesin seni. Sen biraz gez gel. Biraz gez gel. Biraz gez gel. Hadi. Bir şey yok. Kızım sen ayak altında bir dolanmasan mı? Abla Nurgül abla da yok. Nasıl halledeceksin sen tek başına? Nurgül nerede? Biraz dinleniyor, yoruldu da. Buyurun bize yardımcı olalım. Badecik. Şimdi. Akşam annemle babam geliyor. Bir de Burcu. Ben pasta siparişini verdim zaten. Nazife gönder. Pasta siparişini alsın. Yavaş. Böyle çok gösterişli bir sofra istiyorum. Fikret'in sevdiği yemekleri yapın. Ha ben bunları yetiştiremem hepsini İpek Hanım diyorsan o zaman sipariş verin. Yok merak etmeyin yetiştiririz. Zaten Nurgül abla bugünün menüsünü Fikret Bey'e özel hazırladı. Atlamaz o böyle şeyleri. Sen mi yaptın bunu? Güzel yapmışsın ha. Aldım bir tane. Afiyet olsun. Allah Allah. Bu da kör öldü, badem gözlü oldu. Aman Bade boş ver kızım. Zaten siz evleninceye kadar böyle bir elti de olmayacak inşallah. Adacığıma da üzülüyorum, yazık tabii ama. Ya. Ay abla sen niye kalktın, yatsana. Yok yok. Bugün Fikret'imin doğum günü. Dün kekini yapmıştım. Bugün süslemem lazım onu. Oh, ben dedim, atlamaz dedim. Ama pasta siparişini vermiş İpek Hanım. Biraz evvel talimatları sıralıyordu. Ah be abla. Onlar seni ne hale soktular? Sen hala Fikret'im diyorsun. Pes. Annesinin söylediklerinden Fikret mi sorumlu? Git sütü getir. Halamla konuştum. Sınava kadar yanında kalacaksın. Hem derslerini daha iyi çalışırsın. Mustafa biletini alacak. Abla ne... Ben nasıl gideceğim oraya tek başıma? Ne kekeliyorsun sen be? Beni çiğneyecek değilsin herhalde değil mi? Abla ben seni çiğnemedim. Hiçbir zaman da çiğnemem zaten. Seni çiğneyen asıl Esma Hanım. Her şeyi geçtim. Bir kere siz bu nefretle bir arada olamazsınız kızım. Süreyya abladan da nefret ediyordun. Bak şimdi gayet iyi araları. Sen onunla birsin öyle mi? Hı? Kadın okulunu okumuş, elinde kendi mesleği var, her şeyi geçtim, kendi okulu var. Kimseye eyvallahı yok. Gitti ta nerelerde tek başına kaldı o kadın. Ha? Sen? Yarın kapıya koysalar ne yapacaksın? Murat'la Faruk'u da kıyaslama bana. Ben kimseyi kıyaslamıyorum Murat. Abla Murat değişti, ben de ona bir söz verdim. Bana da bir söz vermiştin hatırlıyor musun? Böyle nikahlı hizmetçi olarak mı gururlandıracaktın sen beni ha? Bu muydu senin büyük büyük hedeflerin? Abla ben okulumu falan bırakmıyorum. Sana söz verdiğim gibi devam edeceğim zaten okula. Gideceksin dedim Bade. Gideceksin o kadar. Sen önce bana verdiğin sözü bir tut da yenilerini sonra verirsin. Haksız! Bade. Bade, yavrum, yapma böyle be yavrum. Bak kendine acı çektiriyorsun. Nurgül senin iyiliğini düşündüğü için böyle yapıyor, senin için korkuyor. Kızma ona, o haklı. Sen şimdi gitsen, Murat'ı arasan, ne olacak? Ortalık iyice karışacak, Nurgül delirecek, resti çekecek. Seni de alacak, basıp buradan gidecek. Olacağı bu, başka şey umma. Kızım. Murat bugün panter, yarın kuzu. Ne olacak o zaman? Mustafa abi, Murat çok değişti. Ya ben sizin başınızı öne eğer miyim yoksa ya? Böyle bir şey cesaret edebilir miyim? Tamam işte, ne güzel söyledin. Senin için savaşacağına inanıyorsan, seni bekleyeceğine de inan. Bade, yavrum. Seni emek emek büyütmüş bir kadını çiğneyip gitme. Sen Nurgül'ün her şeyisin. Bak,
Önce kendini bir ispat et. Gir şu sınava. Kazan. Tak altın bileziğini koluna. Sonra ne istiyorsan yap yavrum. Ama yine de sen bilirsin tabii. Tamam. Tamam Mustafa abi, al biletimi.